Merkez Efendi Belediyesi evde yatalak yaşayan hastaların daha rahat bakımlarının yapılabilmesi için ilçe merkezindeki 100 yatalak hastaya 100 motorlu yatak hediye etmişti. Bu yatakların teslimi ilginç ve örnek alınması gereken hikayeleri de beraberinde getirdi. Merkez Efendi Belediyesi'nin motorlu yatak hediye ettiği hastalardan biri 78 yaşındaki Cemide Ongun. Ongun geçirdiği felç nedeniyle hiçbir yaşamsal faaliyetini kendisi yürütemiyor. Aynı zamanda tansiyon, şeker, Alzheimer ve kolesterol hastası olan Ongun'un tüm ihtiyaçlarını eski gelini 53 yaşındaki Nurşen Yılmaz gideriyor. Tuvalet ihtiyacından yemek ihtiyacına kadar eski kayınvalidesinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan Yılmaz bu davranışıyla insanlığa örnek olacak nitelikte. Eşinden yıllar önce ayrıldığını söyleyen Nurşen Yılmaz, 8 ay önce eşinden resmen boşandığını kaydetti. Kirada yaşadığı evde kayınvalidesine özel oda açan Yılmaz, 30 yıllık kayınvalidesini çok sevdiğini ve kayınpederinin emaneti olduğu için bu bakımı üstlendiğini söylüyor. Zamanla konuşmuştuk ya, kayınvalidem. 30 sene beraber oturduk. Sağ olun. Burada mı oturdunuz? Bu binada mı oturdunuz? Değil. Daha öncesinde ben oturuyordum. Ben ayrıldıktan sonra kiraya çıkmıştım. Ondan sonra boşandım. Yazık yataklı olunca illa bana bakıver misin dedim. Ben de bakıverem dedim. Allah razı olsun. Allah razı olsun senden. Ama anne kız gibiydik yani. Hiç bana daha gelinim demedi. Ben yani onun için yani elimden geleni yapabilirim. Sizin isim ne? Benim Nurşen Yılmaz. Nurşen. Çocuk? 4 tane çocuğum var, ikisi İzmir'de. Ha. İkisi burada. İşte bu torunuma bakıyorum, annesi babası ayrı. Öyle mi? Oğlan çalışmıyor. Buna bakıyorum hem. İkisine bir bakmış oluyorum. Oğlan yanımda mı? Yanımda oluyor, bazı oluyor, bazı olmuyor işte. Yanımda yalnız, benim yanımda da geziyor, geliyor, çalışmıyor. Bir cezaevine girdi, çıktı. Psikolojisi bozuk galiba. Anladım. Bir de eşinden ayrılınca. Anladım. Sen Cemide teyzeye sen bakıyorsun, evet, değil mi? Nasıl, yataktan memnun musunuz? Çok memnunuz, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Kullanıyorsunuz, Yapıyorsun. Biraz kalıyor ben seni. Şöyle bir açalım. Cemide Ongun ve Nurşen Yılmaz'ın beraber yaşadığı evi ziyaret eden Merkez Efendi Belediye Başkanı Muhammed Subaşoğlu, örnek davranışından dolayı Nurşen Yılmaz'ı tebrik etti. Başkan Subaşoğlu, proje hakkında da bilgi vererek Merkez Efendi Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan yatalak hastalarımıza 100 adet motorlu yatak hediye etmiştik dedi. 30 sene onların ekmeğini yedim. Rahmetli kayınpederim de bana emanet etti. Evet, çok memnundum. Onlarla bir anne kız gibi, evlat gibiydik. Bakar mısın dedi. Hem de torunumun da bakıma ihtiyacı vardı. İkisine bir bakayım diyerekten bakmak istedim. Herhangi bir sosyal güvenceniz var mı? Şu anda var. Şu anda var derken bir ay oldu. Babamdan şey yaptırdım, sosyal güvencem. Oradan oluyor. Daha önce yoktu. Çalışıyordum çünkü. İşi bırakınca 7-8 aydır yoktu.